Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Türkiye'nin bir numaralı televizyonu TRT 1 ekranlarından siz değerli izleyenlerimizi, kıymetli hocalarımı ve burada bizlerle birlikte olan Altındağ, Yeni Mahalle, Mamak, Sincan, Etimesgut ilçe müftülüklerinden gelen hocalarımızı, Sincan Selçuklu Gençlik Merkezi Kur'an-ı Kerim sınıfı, Sincan Alkan Yatılı Kur'an kursundan gelen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum ve çok değerli hocamız hafta finalinde bizlerle birlikte oluyorlar. Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanımız Doktor Hafız Osman Şahin hocamız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Değerli dostlar, insanın üstesinden gelemediği buhranlarının, ruhunda çözüm bekleyen ıstıraplarının, travmalarının da çözümü Kur'an'da. Estaizu billah ve şifaul lima fis sudur buyuruyor Rabbimiz yüce kitabı için. Göğüslerin içinde insanın başına bela hastalıkların çözümü de Kur'an'da. İnsan onu anlar, gereklerini doğru bir şekilde tatbik ederse dünyanın da ahiretin de mutluluğu Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması hafta finali başlıyor. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Ted'ûneni li ekfura billahi ve اشرك به ما ليس لي به علم وما يلقاها إلا الذين صبروا وإذا مسه الشر كان يئوسا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Ve bu akşam Kur'an Bayramı'nın içimizdeki büyük sevinciyle son dönemece girdik tabiri caizse. Gönüllere girdik, gönülleri okşadık adeta. Akdeniz havasından böyle sıcak bir esinti gibi. Sizi tebrik ederim. Niye? Bütün insanların dünyası başına yıkıldı. Akordu yüksek başladın. Çok yüksek başladın teknik olarak. İnşallah hafızlığını muhafaza ediyorsundur. Tavsiyelerimiz üzerine şimdi sadeleştirmeni çok başarılı buldum. Belli bir yerde kaldın. Hep orayı sundun. Meddi tabiiler biraz çok fazla. İşte budur. Şöyle biraz dolaşsaydın güzel olurdu. Vakıf iptida kurallarına tabii uyamıyorsun. Gerçekten beğendim. Ve heyecan devam ediyor. Final kartınızı kullanmak istiyor musunuz? Hafta finalinin birincisi ve büyük finalin yolcusu olan yarışmacımız... Huzurlarınıza Abdurrahman Cemiloğlu geliyor. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hafız Abdurrahman Cemiloğlu. Evet hocam. Sizi tekrar görmek çok güzel. Nasılsınız? Çok şükür hocam, sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Hatay nasıl? Güzel Hatay'ımız. Güzel ya Hatay. Toparlanmaya çalışıyoruz inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Sabırlar abi, diliyorum tekrar. Amin. Peki hocam, geçtiğimiz günlerde sizin o güzel tilavetinizi dinledik. Evet. Şimdi yine dinleyeceğiz. İnşallah. Bugün de hafta finalinde siz Bismillah diyeceksiniz. Açılış İnşallah. Tilavetini siz gerçekleştireceksiniz. Geçtiğimiz günlerden sonra neler oldu? Tepkiler nasıldı? Mutlu olduk. Büyüklerimizin elini öptük. Hayır dualarını aldık. Selamlarını da getirdik tekrardan. Ve aleyküm selam. Güzeldi yani. Güzel bir tecrübeydi. Eyvallah. Hazır mıyız peki? Hazırız inşallah hocam. Bizler de hazırız efendim. Sizi rahleye davet ediyorum. Buyurunuz. Allah razı olsun. Abdurrahman Cemiloğlu,
Furkan suresi 61 ila 67. ayetleri tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذابها كان غراما
İnneha sa'et mustakarran ve mukaman. Vellezine izâ enfakû lem yusrifû قُتُرُ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Abdurrahman Cemiloğlu için burada bulunan misafir hocalarımızdan puanlama yapmalarını istirham ediyorum. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Doktor Hafız Osman Şahin hocam, yeniden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Hoş bulduk İlker kardeşim. İlk değerlendirmeyi sizden alalım hocam, buyurunuz. Eyvallah. Hafız Abdurrahman, öncelikle teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Allah razı olsun hocam. Sesin çok güzel maşallah. Allah razı olsun. Yani böyle Akdeniz havasından böyle sıcak bir esinti gibi ruhumuza üfledin adeta. Allah razı olsun. Buradan Hatay'a da selam ediyoruz. Aleyküm selam. Şimdi sana bazı tavsiyelerim olsun benim yavrum. Tabii inşallah. Daha gençsin. Bak hafızsın. İnşallah hafızlığını muhafaza ediyorsundur. Evet, muhafaza devam et mutlaka, devam. Unutma. Her gün caminde mukabele oku ezber. Meddi tabiiler biraz çok fazla uzatıyorsun. Sakin harflere hareke veriyorsun. Vakıf iptida kurallarına tabii uyamıyorsun. Bunları niçin söylüyorum? Bunları şunun için söylüyorum. Senin bu güzel sesinle, bu güzel ahenginle mutlaka kendini takviye etmen gerekiyor. Doğru. Tasavvuf kursuna gittin mi? Yok hocam, gitmedim. Henüz gitmedim. Mutlaka bizim başkanlığımızın açtığı tasavvuf ve hüsnü tilavet kursları var. O kurslara senin mutlaka katılmanı isterim. Hatta onun devamında Aşire Takrib de okumanı isterim. İnşallah. İnşallah ondan sonra Hatay'da daha güzel tilavetler icra edeceksin. İnşallah. Bu millet seni daha çok dinleyecek inşallah. İnşallah. Tebrik ediyorum. Allah'a ağzına sağlık. Sağ olun hocam. Teşekkürler Doktor Hafız Osman Şahin hocam. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum Bekir Bey kardeşim. Hürmet ederim hocam. Hafız Abdurrahman Cemiloğlu kardeşimizi dinledik. Herkes de dinledi, kainat dinledi. Gönüllere girdik. Gönülleri okşadık adeta. İmanlar tazelendi Kur'an'ın nuruyla, sesiyle. Elhamdülillah. Güzel okudun. Akordu yüksek başladın. Çok yüksek başladın teknik olarak. Evet. Öyle olunca da belli bir yerde kaldın, hep orayı sundun ve kulaklarımıza hep o sesler geldi. Biraz daha böyle aşağıdan karar verdiğin yerden başlayıp da şöyle biraz dolaşsaydın güzel olurdu. Hafız Abdurrahman, metleri Osman Bey de, Osman hocamız da işaret ettiler. Bu okurken o süsleme esrasında tabii metlere süs koyuyorsunuz. O da onu şişiriyor. Onun için ben hep söylüyorum burada, tabii metlere süs koymayın. Başka metlerde şeyinizi yapın, zevkinizi alın diyorum. Tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Osman Egin hocam. Teşekkür ediyorum Bekir Köse kardeşim. Ben de teşekkür ederim. Yeni bir program. Belki de son hafta finali, doğru mu? Evet. Son hafta finali. Büyük bir özlemle, hasretle
Kadir Gecesi'ni karşılamaya hazırlanıyoruz. İnşallah. Yine yeni bir programla bizi izleyenlerin karşısına geldik. Ben hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Cenab-ı Hak Kadir Gecemizi mübarek eylesin. Amin. İnşallah Cenab-ı Hak bizi bayrama ulaştırsın. İnşallah. Hem bayram sevincini yaşayalım. Tabii Hatay olunca buruk bir bayram yine olacak. Geçen yıl olduğu gibi. İnsanların çok büyük bölümü efendim bayramı mezarlıkta geçirdi. Efendim muhtemelen bu yılda öyle olacak. Buruk bir bayram sevinci. Ama böyle Abdurrahman yavrumuz gibi Kur'an-ı Kerim'i böyle hazin bir şeyde tavırla eda eden, böyle tahzinle eda eden yavrularımız olduğu sürece efendim ecdadımızı da bu şekilde yad etmiş olacağız. Cenab-ı Hak tabii çok büyük bir travma. Yani Hatay'ı hani şöyle düşünüyoruz biz. Yani evleri yıkılanlar işte vesaire falan aslında bütün insanların dünyası başına yıkıldı. Yani ev falan değil. Ev, dükkan, efendim yol vesaire falan değil. Gerçekten hani tam tabiri herhalde o. Bütün orada yaşayan kardeşlerimizin, hatta yaşayanlar değil dışarıda kalıp da görenlerin de dünyası başına yıkıldı. Böyle bir travmadan çıkmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bu travmadan çıkma hususunda bize yardımcı olan Abdurrahman'ımıza ben çok teşekkür ediyorum. Allah güzel bir tilavetti. Farklı namirelerle karşımıza geldi. Tekrar hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Allah geçmiş olsun. Hocam. Aziz dostum. Çok teşekkürler Osman Egin Hocam. Ali Necipoğlu Hocam. Çok teşekkür ederim değerli Hafız Bekir Köse kardeşim. Ben tabii Kur'an bayramındayız ve Kur'an bayramının içimizdeki büyük sevinciyle son dönemece girdik tabiri caizse. Allah nice Kur'an bayramlarında bayram sevinci yaşamak nasip eylesin. Amin. Bilvesiyle ben de saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum değerli izleyicilerimize. Kıymetli Abdurrahman Cemiloğlu. Evet. Sizi tebrik ederim. Niye? Evvela çok zarif, çok mütevazi bir şu anda duruşunuzu yeniden görmek fırsatına eriştik. Allah razı olsun. Saniyen geçtiğimiz okuyuşunuzu çok net hatırlıyorum. Evet. Oradaki süslemeler diye buyurdukları kıymetli büyüğümüzün yoğunluğunu çok net hatırlıyorum ve tavsiyelerimiz üzerine şimdi sadeleştirmeni çok başarılı buldum. Allah razı olsun. Fevkalade sadeleştirmeni. Tavsiyenizi aldım. Yani işte budur. Ben fazla hatta mübalağanın da mübalağasında gidişlerde tilavet esnasında fevkalade karşıyım. Buna gönül de karşıdır. Bütün dinleyen gönüller de karşıdır. O takdirde bizim gerçek hissiyatımızı yansıyan aynadan biz farklı şeyler görüyoruz demektir. Bu yanlış bir şey. Burada az evvel çok güzeldi. Gerçekten beğendim. Allah. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Teşekkürler Halil Necipoğlu Hocam. Evet Abdurrahman Hocam. Evet, kıymetli hocam. Kardeşim, güzel hocam. Puanlama için hazır mıyız? Hazırız inşallah hocam. Sizi puanlama noktasına alabilir miyim tabii lütfen? Tabii buyurun, evet. Doktor Hafız Osman Şahin Hocam. Evet. Hafız Abdurrahman kardeşime 95 puan veriyor. 95 puan. Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Teşekkür ediyorum efendim. Ben de teşekkür ederim. Hafız Abdurrahman Cemiloğlu kardeşimize ben 96 puan veriyorum. 96 puan. Halil Necipoğlu Hocam. Ben şimdi bu teknik uyarıları aldığınızı ve hakikaten bunu bu nasihatleri mutlaka hayatınızda tutacağınıza inanıyorum. İnşallah hocam. O zaman tadından yenmezsiniz. Hakikaten tadından yenmez bir hal alırsınız. Evet. Geçtim 97'den.
geçtim 98'den. Acaba diyorum, ne olur ki 100? 100 tam puan. Osman Egin hocam. Bekir Köse kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Tilaveti gerçekleştiren Abdurrahman hocama da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve ben bu güzel tilavetiniz sebebiyle size ...99 puan veriyorum. 99 puan! Böylelikle Abdurrahman Cemiloğlu hocalarımızdan toplamda 390 puan almış oldular. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve uğurluyoruz. Açıp Musaf'tan okumak istiyorum ama Musaf'ı tutamıyorum. Sayfa çeviremiyorum çünkü oynamıyor, parmaklar dahi oynamıyor. Umarım az sonra o tavsiyemi tutmuş görürüz. Umarım. Kardeşimizin mükemmel bir sesi var. Çok çok kaliteli bir ses. Evet. Ve bir o kadar da... ihtişamlı, çok muhteşem, çok saltanatlı değil mi? Kur'an gibi bir nimeti Allah bize ikram etmiş. Onun da kıymetini bilip Kur'an'ı çok okuyalım, Kur'an'dan kopmayalım inşallah. Cenab-ı Hak seni bir ömür Kur'an-ı Kerim'in hizmetinde istihdam eylesin. Amin. Hafta finalinin birincisi ve büyük finalin yolcusu olan yarışmacımız... Huzurlarınıza Muhammed Burak Dağ geliyor. Muhammed Burak Dağ, Hafız Muhammed Burak Dağ. Nasılsınız kıymetli hocam? Elhamdülillah, sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Erzurum'a da tekrar selam olsun. Aleyküm doğru hatırlıyorum selam, değil mi hocam? Nasılsınız? Tilavetten sonra nasıl tepkiler aldınız? Görev yaptığınız köyden, Erzurum'dan? Hepsi gurur verici dedi. Allah razı olsun hepsinden. Tebrikler yağdı. Yani inşallah hani daha güzelini başarırsın dediler. İnşallah, inşallah. Peki çok değerli hocalarımızdan özellikle Erzurum deyince Halil Necipoğlu hocamız atla geliyor. Onun tavsiyesi size neydi bir önceki tilaveti hatırlıyor musunuz? Meyanlar biraz kulakları rahatsız ediyor demişti. Biraz daha kontrollü çıkarsan demişti daha iyi olur. Hocam unutmamış. Evet ben hatırladım. Çok sert ve acımsı bir baskı uyguluyordunuz değil mi? Evet. Onu alın daha böyle ahenk oluşsun ortaya çıksın ve dinleyiciye böyle bir ürperti tırnak içinde söylüyorum. Bir, kendini böyle sakınan, koruyan şekle hale girmesin tarzında bir tavsiyem olmuştu. Umarım az sonra o tavsiyemi tutmuş görürüz. Umarım. İnşallah. Çok takdir edilesi tarafı hiçbir cümlenizi, sözünüzü unutmamış hocam. Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ olsun. Tüm hocalarımızın. Eyvallah. Evet, 22 yaşında çok değerli bir hocamız, hafızımız. Yine geldiler, hoş geldiler. İyi ki geldiniz kıymetli hoş hocam. Hoş bulduk, sefa bulduk. Şimdi de hazır mısınız? Hazırız. İnşallah. Bizler de hazırız. Sizi rahleye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Muhammed Burak da İnfitar suresini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء
السَّمَاءٌ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Muhammed Burak Dağ için burada bulunan misafir hocalarımızdan puanlama yapmalarını istirham ediyorum. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz kıymetli hocalarımız. Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Teşekkür ediyorum. Kardeşimizin mükemmel bir sesi var. Bekir kardeşimizin sesine yakın bir
tonda bir ses. Bu çok önemli tilavette. Onu kullanırken de onun derecelerini kullanacağız tabii. Bu derecelerde Muhammed Durak kardeşimizi tiz nevalarını görmüştük önceki okuyuşunda. Hatta ikaz da almıştı. Bu sefer korkudan olacak. O oralara hiç yapmadınız, yükselmediniz. Biraz daha altlarda kaldınız. Onları da tatmak isterdik. Doğrusu güzeldi. Karara giderken de bir yükselti yaptınız. Bunlar bu seviyedeki tilavetlerde görünen ve olmaması gereken şeyler olarak görüyorum ben. Tebrik ediyorum. Daha ileride çok güzel tilavetler dinleyeceğiz sizden inşallah. Allah nasip ederse. Gözlerinizden öpüyorum. Teşekkürler Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Doktor Hafız Osman Şahin Hocam. Teşekkür ederim Fikir Köse kardeşim. Evet. Şimdi Erzurum deyince tabii çok kimse akla geliyor Bekir Bey. Yani Nene Hatunlardan Pirali Babalara, Naim Hocalardan Gürgür Hocalara Erzurum gerçekten çok büyük değerler yetiştirmiş bir yer. Bir hoca tanıdım yakın zamanda. Onunla ilgili bir şey yaşadım, onu burada ifade etmek isterim. Çünkü hala zihnimden, gönlümden atamadım o yaşadığım olayı. Bir merasim münasebetiyle bundan 4-5 ay önce, daha doğrusu 6-7 ay önce Erzurum'daydık. Bir hoca efendinin rahatsız olduğunu söylediler. Hocalarla birlikte bir ziyarete gidelim dediler. Ben de katıldım, gittim. Hatta devlet büyüklerimiz de iştirak ettiler. Varınca bir baktım ki, dediler ki bu hoca efendi 500'e yakın hafız yetiştirdi. Yakın zamanda da vefat etti İsrafil hocamız. Eve vardığımızda hasta rahatsız, felç olmuş. Hiçbir yeri kımıldamıyor. Ve şunu ifade etti kendisi. Beni dedi bir kütük gibi dedi adeta. Koltuktan yatağa, yataktan koltuğa taşıyorlar böyle evladım dedi. Tabii koltukta oturunca ben herhalde eli ayağı belki bazı çalışan yerleri vardır diye düşünüyorum. Hiçbir yeri oynamıyor. Tabii hastaya ne temenni edersiniz? Sağlık, sıhhat, afiyet dilersiniz. Hocam inşallah iyi olursunuz. Sadece zihni yerinde hafif kekeme de olsa konuşuyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Hocam inşallah iyileşirsiniz, afiyet bulursunuz ve nice hafızları yetiştirirsiniz daha temenni ederken şöyle bir talepte bulundu dua mahiyetinde. Dedi ki Kur'an'ı dedi hep ezber okurdum. Şimdi zihnime de bir felçten dolayı acık bir halel geldi. Ezberinden sadece birinci cüzle sonuncu cüzü okuyabiliyorum. Açıp Musaf'tan okumak istiyorum ama Musaf'ı tutamıyorum. Sayfa çeviremiyorum. Çünkü oynamıyor, parmaklar dahi oynamıyor. Rabbimden tek dileğim var dedi. İki parmağım oynasa da dedi, şu iki parmağım. Kur'an'ın sayfalarını çevirebilsem de Kur'an'ın bütününü okuyabilsem dedi. Rabbimden tek isteğim budur dedi. Ve orada bulunanlar hepimiz adeta bittik. Allah'ın nimetleri saymakla bitmez. Onun için sağlığın, sıhhatin kıymetini bilip Kur'an gibi bir nimeti Allah bize ikram etmiş. Onun da kıymetini bilip Kur'an'ı çok okuyalım, Kur'an'dan kopmayalım inşallah. Hayırlı geceler diliyorum. Tebrik ediyorum. Evet, Osman Egin Hocam. Peki Köse kardeşim, teşekkür ediyorum. Tilaveti gerçekleştiren Muhammed Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Çok çok kaliteli bir ses. Evet. Ve bir o kadar da arka planında efendim Kur'an tilavetine emek verilmiş bir müktesebat var, bir kazanım var. Ama bir 5 dakikada, 6 dakikada bunu ortaya koymak gerekiyor. Çok kolay bir iş değil. Ama
böyle hem fizik olarak hem duygu olarak her haliyle çok çok kaliteli bir genç bir arkadaşımızla karşı karşıyayız. Ya, iyi ki varsın aziz dostum benim. İyi ki koptun geldin, koştun geldin. Cenab-ı Hak seni bir ömür Kur'an-ı Kerim'in hizmetinde istihdam eylesin. Amin. İnsanlara amin. Hizmet etmeyi sana lütfeylesin, ihsan amin. Eylesin. İmanla göçmeyi de nasip eylesin. En büyük kariyer biliyorsun, birçok kariyer yapmaya çalışıyoruz ama en büyük kariyer Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle mümince ölmektir. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Bütün her şeyin sonu ne yapın, ne edin, Müslüman olarak Allah'a verdiği emaneti teslim edin diyor Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hak lütfeylesin, ihsan eylesin. Herkese, izleyenlere ve buradaki hocalarıma, hepimize hep beraber diyorum. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Çok teşekkürler Osman Egün Hocam. Halil Necipoğlu Hocam. Evet, çok teşekkür ederim Hafız Bekir Köse kardeşim. Muhterem Osman Şahin Hocamızın bu hatıratın etkisiyle değerli Muhammed Burak kardeşime ne söyleyeceğimi unuttum. Fakat ihtişamlı, çok muhteşem, çok saltanatlı değil mi? Musiki camiasında öyle derler, saltanatlı bir sese sahip diye. Saltanatlı bir sese sahipsiniz. Bizim geçmiş programdan size tavsiyelerimizden zihninizde kalan bu değildi aslında. Az evvel yaptığınız değildi. Yani bir kere bölün ya. Zeminini, meyanını, kararını taksim edin. Onu işlerken de bir yerde, tek bir yerde. Çünkü kısa okudunuz, kısa bir yerden okudunuz. Bir yerde buyurdukları gibi o tiz bölgelerinden bize bir şeyler gösteriniz. Ama tatlı gelsin dedim. Acı bir duyum gelmesin tarzında söylemiştim. Tek başına sesiniz fevkalade etkileyici. Burada da bir anlatım dili kullandınız. Yani birine siz nasıl anlatırdınız mevzuyu, o şekilde anlattınız. Bence isabetliydi. Gıcık hariç. O insani bir durum. Bunun yani katkısı olabilir. Nihayet andan içeri bir şey söylüyoruz. Tebrik ediyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler Halil Necipoğlu Hocam. Muhammed Hocam, canım hocam, hazır mıyız? Buyurun, hazırım hocam. O zaman puanlama noktasını alalım sizleri. Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Teşekkür ediyorum. Hafız Muhammed Burak Dağ kardeşimiz. Gereken söylenmiştir. Ben bu ehli Kur'an kardeşime ...98 puan veriyorum. 98 puan. Doktor Hafız Osman Şahin Hocam. Teşekkür ederim Bekir Hocam. Ben de teşekkür. Ben de hocamın notunu tekrar ediyorum. 98. 98 puan. Osman Egin Hocam. Bekir kardeşim teşekkür ediyorum. Tekrar tilaveti gerçekleştiren Muhammed Burak hocama da teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve bu güzel tilavetiniz sebebiyle ben size bu akşam ...97 puan veriyorum. 97 puan. Halil Necipoğlu Hocam. Evet, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Aziz kardeşim... ...henüz... ...yolun başındasınız. Yani bu çok önemli bir... ...imkan.
Osman Egin hocamın az evvel zikrettiği puan benim de zihnimdeydi. Ya öyle. Fakat aziz izleyicilerimiz de siz de bağışlayın. O gıcık meselesinde bir ikram olsun diye puanın üstüne bir ilave ettim. 98 olarak takdim ediyorum. 98 puan. Böylelikle Muhammed Burak da hocalarımızdan toplamda 391 puan almış oldular. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve uğurluyoruz. 8 yaşında elhamdülillah hafızlığa başlatan ve yine elhamdülillah 9 yaşında hafızlığı tamamlamamda başrol olan iki güzel öğretmenim, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel konuştular ve çok güzel okudular. Zengin bir duygu dünyası var. Bana yaptığımda cennete gideceğim bir şey söyle. Yaşamın müddetince hepimiz inşallah öyle olalım. İnsanlar uykudayken siz gece kalkıp namaz kılın, selametle cennete girin. O güzel tilavetine güzel ahlakın da eşlik ediyor. Şurası da şöyle olsaydı keşke diyebileceğim bir şey yok. Fevkalade. Vicdanım diyor ki... Hiç alma. O vicdanım diyor. Mehmet Ali Sarı Hocam da diyor olabilir ama. Ben hangisini dinleyeyim? Hafta finalinin birincisi ve büyük finalin yolcusu olan yarışmacımız... Huzurlarınıza Muhammed Esed Can geliyor. Ay güzel kardeşim. Hoş geldin, sefalar getirdin tekrar. Muhammed Esed Can. Hafızım, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Değerli izleyenlerimiz, hatırladınız mı Muhammed kardeşimizi? 17 yaşındaydı. 2023 yılında İmam Hatipler arası hafızlık birincisi. Sonra Almanya'da da düzenlenen hafızlık yarışmasında dünya ikincisi olan bir kardeşimiz. Tekrar sizi görmek çok güzel. Sizleri Rabbim de görelim. Sayılarınızı çoğalsın. Ve Erzurumlu Hafızlar Diyarı. Buraya geldiniz. Evet. Hoş bir seda bıraktınız, gittiniz. Evet. Dediniz mi ya, şunu da söyleseydim keşke veya şu şekilde yapsaydım, bu şekilde yapmasaydım dedikleriniz oldu mu hiç? Gün yarışmasında birazcık hızlı bir giriş oldu. Gerek benim heyecanımdan, gerekse ortamın samimiyetinden olmalı ki bu yarışmaya katılma serüvenimi en başta başlatan iki güzel insana teşekkürümü edememiştim. Dolayısıyla hocalarımızın da müsaadesi olursa teşekkürümü zikretmek istiyorum. Lütfen. Gün yarışmasında Halil hocamızın çok beni etkileyen ifadesi olmuştu Bekir hocam. Sesimiz Kur'an'la şereflendi demişti kıymetli hocam. Dolayısıyla aklımın, dilimin, sesimin ve Allah'ın izniyle de kalbimin Kur'an'la şeref bulması için yoğun ısrar, azim ve istikrarlarıyla 8 yaşında elhamdülillah hafızlığa başlatan ve yine elhamdülillah 9 yaşında hafızlığı tamamlamamda başrol olan iki güzel öğretmenim, annem ve babam bugün buradalar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ağlatacaksın bizi ya. Estağfurullah. Son bir şey daha eklemek istiyorum. Bu güzel akşam vesilesiyle Rabbimden niyazım şudur ki, kendisine layık bir kul, sevgilisinin hoşnut olacağı bir ümmet ve siz kıymetli anne babalarımızın göz aydınlığı olan bir evlat ve tabii ki de siz değerli hocalarımızın gördükçe mutlu olacağı ve gurur duyacağı bir Müslüman kimliğiyle şeref bulmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin. Hazır mısınız peki? Hazırım inşallah. Biz de hazırız güzel kardeşim. Sizi rahleye davet ediyorum. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum. Muhammed Esed Can, Fussilet Suresi 30 ila 36. ayetleri tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Muhammed Esetcan için burada bulunan misafir hocalarımızdan puanlama yapmalarını istirham ediyorum. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Osman Egin hocam. Bekir Köse kardeşim, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Batılı birçok insanın İslam'la tanışmasına vesile olan Profesör Doktor Muhammed Esed hocamızın ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun inşallah. Şurayh İbni Hani, tabi'in neslinin önemli jenerasyonlarından, o önemli isimlerinden, o jenerasyonun, o neslin anlatıyor. Babası Ebu Şureyh bir heyetle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem gelen her heyet ne amaçla gelirse gelsin, kendine gelen her heyete ikram eder. Onların yol yorgunluğunu gidermeye çalışır. İlk önce hiçbir şey sormadan ikram eder. Onları çok güler yüzle karşılar. Geldiğinde Müslüman oldu, olmadı, hiç sonuca bakmadan. Bu Ebu Şurayh de gelmiş bir heyetle beraber. Sallallahu aleyhi ve sellemin yanında epey bir zaman kalmışlar. Ayrılırken Ebu Şurayh demiş ki, ya Resulallah, bana yaptığımda cennete gideceğim bir şey söyle. Şimdi Bekir kardeşim, bizim sorularımızla sahabenin soruları arasında bir fark var. Bizim sorularımız hep meraka dair. Ama sahabe efendilerimizin soruları yapmaya dairdi. Kendilerine dairdi. Ne yaparsam cennete girebilirim. Böyle bir soru Ebu Şurayh sallallahu aleyhi ve sellem'e sorunca, sallallahu aleyhi ve sellem uygulamalı olarak gösterdiği tavrı, Müslümanlığı ona da söyledi. Dedi ki, zaten gördün. Ne? Aleyke bi husnil kelam ve bedli ta'am. İnsanlara güler yüzlü ol. Aman ha, yüzün güzel olsun. İnsanlara güler yüzle davran. Bir de insanların nasıl gönlünü o yüzünle doyuruyorsan, midelerini de elinle doyur. وَبَذْلِ الطَّعَامِ Yemek yedirmekten kaçınma, sakınma. Cennet seni bekliyor. Teşekkür ederim. Hayır. Teşekkür ediyoruz Osman Egin hocam. Eyvallah. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Değerli kardeşim. Hürmet ederim hocam. Hafız Muhammed Esetcan. Maşallah. Çok güzel konuştular ve çok güzel okudular. Zengin bir duygu dünyası var. Tebrik ediyorum. Okuyuşları da fevkalade, seyir tekniklerini uyguladılar. Başlangıç, sonuç, bitiş gayet güzeldi. Sadece tebrik ediyorum, gözlerinden okuyorum. Teşekkürler Doktor Mehmet Ali Sarı hocam.
Halil Necipoğlu hocam. Çok teşekkür ederim değerli Hafız Bekir Köse kardeşim. Ben sana da çok teşekkür ederim Hafız Muhammed Esed. Güzel bir sunumdan sonra, yani kendinizi ifade sadedinde harika cümlelerle güzel bir sunumdan sonra, tilavette de bir öncekinden biraz geride olmak kaydıyla güzel bir tilavet oldu. Teknik olarak söyleyecek bir şey bulamadım. Yani şurası da şöyle olsaydı keşke diyebileceğim bir şey yok. Fakat bütün olarak bir öncekinden zayıf geldi bana. Bunu bil. Sesini yine her daim yaşamın müddetince hepimiz inşallah öyle olalım. Kur'an'la şereflendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetini diline pelesenk etmek, gönlüne. Bir de göğüs kafesindeki yere biz dil diyoruz değil mi? Orayı da ihmal etmeden yani gönülleri bir hale getirmek suretiyle hepimize Allah imkan versin, fırsat versin. Amin. Amin. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Teşekkürler Halil Necipoğlu hocam. Doktor Hafız Osman Şahin hocam. Teşekkür ederim Bekir hocam. Ben de teşekkür ederim hocam. Hafız Muhammed ağzına sağlık. Teşekkür ederim Çok hocam. Çok güzel tilavet ettin. Seni yetiştiren anne babaya da buradan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Amin. Tabii Muhammed Esed bugün burada Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında yarıştı. Ama sağ olsun bizi, ülkemizi yurt dışı yarışmalarında sık sık temsil ediyor. Almanya'daki yarışmada da dünya ikincimiz oldu malum, siz de zikrettiniz. Bundan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Bekir hocam, az önce Osman Egin hocam yedirmekten bahsedince benim hemen zihnimde bir hadis-i şerif canlandı. Ramazan-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Yarın Kadir gecemiz, Allah cümlemiz hakkında hayırlı eylesin. Amin. İhya etmeyi nasip eylesin Amin. Hepimize inşallah. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ya eyyuhennas efşusselam ve at'imut ta'am ve sallu billeyl ve nasu niyam tedhulul cennete biselam. Çok güzel bir hadis-i şeriftir. Ey insanlar, selamı yayınız. İnsanlara yemek yediriniz, doyurunuz insanları. İnsanlar uykudayken siz gece kalkıp namaz kılın. Tedhuru cennete bi selam. Selametle cennete girin. Allah Allah. Adeta bu Ramazan günlerinde bizim en çok yapmamız gereken güzel amelleri bu hadis-i şerif bize tavsiye ediyor. Bu günlerin kıymetini bilerek bu amelleri işlemeye gayret edelim inşallah. İnşallah. Tebrik ediyorum Hafız'ım. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler Doktor Hafız Osman Şahin hocam. Allah razı olsun. Evet kıymetli Hafız'ımız, puanlama için hazır mıyız? İnşallah. O zaman sizi puanlama noktasına alayım lütfen. Buyurun. Osman Egin hocam. Muhammed Esed yavrum, bizim için çok değerlisin. Değerin de şuradan geliyor. Bütün yarışmacılar değerli. O güzel tilavetine güzel ahlakın da eşlik ediyor. Çünkü o ahlak olmayınca tilavetin biliyorsun altı boş olur. Hepimiz hep beraber yanarız. Allah muhafaza eylesin. Tamam. Cenab-ı Hak ahlakını daim eylesin. İslam ahlakıyla hayatını geçirmeyi lütfeylesin, ihsan eylesin diyorum. Çok net bir şekilde bunu hissediyorum. Ve tilavetin sebebiyle bu akşam sana 100 puan veriyorum. 100 tam puan. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum Bekir Bey. Hürmet ederim hocam. Ben de tam not veriyorum. 100 tam puan. Halil Necipoğlu hocam. Evet. Teşekkür ederim.
Şimdi gözlerimi kapatıp bu hafta gün birinciliğine doğru gittiğimde net olarak gördüğüm, duyduğum Muhammed Esed bugün gözümü açıp burada gördüğümde ondan daha zayıf geldi. Söyledim bunu. Allah razı olsun. Siz ne dersiniz? Hocam siz takdir etmişseniz İstirham benim ederim sadece... efendim. Estağfurullah. Şimdi ben de üç mü, iki mi, bir mi puan alsam diye gidip geldi zihnim. Aileyiz hep beraber. Hiç, yüz binlerce kimse. Hiç almasanız. Fakat vicdanım diyor ki... Hiç alma. O vicdanım diyor. Mehmet Ali Sarı Hocam da diyor olabilir ama. Ben hangisini dinleyeyim? Gönlünüzün sesini. Mehmet Ali Sarı Hocamı dinliyorum. 100 puan. 100 tam puan. İyi ki müdahale etmişim. Doktor Hafız Osman Şahin Hocam. Hafız Muhammed Esed Can. Kurban olsun sana 100 puan. 100 puan. Çok teşekkür ederim. Ve böylelikle Muhammed Esed Can hocalarımızdan toplamda 400 tam puan almış oldular. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve uğurluyoruz. Çok güzel bir yerden okudu hocamız. Kur'an-ı Kerim'in her harfi, her kelimesi, her ayeti çok güzel. Elhamdülillah. Örnek bir icraydı benim için. Güzel oldu. Okuduğun ayetler de gerçekten çok manidar. Kur'an güzel, ses güzel, vakit güzel. İnsanlar güzel. Bu cennet misali güzellikler içinde yüzüyoruz. Bugün bazı hesaplar yaparak o tilaveti başka bir şeye değiştirmişsin. Onu kaçırdığımı düşünme. Ben sizi Allah'a davet ediyorum, cennete davet ediyorum. Daha ne söyleyeyim? Cenab-ı Hakk'a namütenahi şükürler olsun. Hâzâ min fadli Rabbi. Tereddütsüz 100 puanla göndermek istiyorum. Hafta finalinin birincisi ve büyük finalin yolcusu olan yarışmacımız... Huzurlarınıza Duhan Berkan Karadeniz geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hafız Duhan Berkan Karadeniz. Evet. Aynı muhabbeti tekrar yapmayacağım. Evet. Çok uzun isminiz. Muhabbetini yapmıştık ya. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Sizi tekrar görmek çok güzel gerçekten hocam. Eyvallah. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde tilavette sizi dinlemiştik. İcranız da gerçekten muhteşemdi. Evet. Hocalarımıza değerlendirmişlerdi. Efendim hocamızı hatırlarsınız. Hocamız bir ara dalış sporuyla ilgilenmiş. Dalış sporuyla ilgilenenler de genelde böyle nefes egzersizleri yaparlar, evet. Ve nefes de kuvvetli olur. Ve biz bunu bir önceki tilavette görmüştük. İnşallah şimdi de görürüz. İnşallah. Şimdi sizdeki ifadeyle şunu görüyorum ben. Ben susayım. Evet. Tilavet konuşsun diyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Tamam. Siz bilirsiniz o zaman. Hazır mısınız? Hazırım. Evet. Biz de hazırız. O halde sizi rahleye davet ediyorum. Buyurunuz. Duhan Berkan Karadeniz, Mü'min Suresi 38 ila 44. ayetleri tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ الله الله وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه
في الدنيا ولا في الآخرة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن بصير بالعباد صدق الله العظيم. Duhan Berkan Karadeniz için burada bulunan misafir hocalarımızdan puanlama yapmalarını istirham ediyorum. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Halil Necipoğlu hocam. Evet, çok teşekkür ederim kıymetli Hafız Bekir Köse Bey kardeşim ve değerli Duhan Berkan Karadeniz dostumuz. Örnek bir icraydı benim için, güzel oldu. Yani bizim musiki dünyasındaki literatür üzerinden bir sözcük söyleyeceğim fakat yanlış anlaşılırım diye korkuyorum. Fakat söyleyeyim, motifler yani çok güzeldi. İstifler çok güzeldi. O hep işaret etmeye çalıştığımız kompozisyon nasıl oluşturulur? Sesin o kompozisyon üzerindeki baskıları, vurguları nasıl olmalıdır tarzındaki söylemlerimize bence %90'ın üzerinde bir örnek gösterim oldu, sunum oldu. Çok tebrik ederim, teşekkür ederim. İyi ki varsınız, hoş geldiniz. Çok teşekkürler Halil Necipoğlu hocam. Osman Egin hocam. Peki Köse kardeşim, teşekkür ediyorum. Tilaveti gerçekleştiren Berkan hocamıza da çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, güzel bir tilavetti. Yurzakûne fîhâ bi gayri hisâb. O çok güzel bir yerden okudu hocamız. Kur'an-ı Kerim'in her harfi, her kelimesi, her ayeti çok güzel. Elhamdülillah. Rabbim nasiplenmeyi, nasipdar olmayı lütfeylesin, ihsan eylesin. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Osman Egin hocam. Doktor Hafız Osman Şahin hocam. Teşekkür ederim Bekir hocam. Hafız Doğan ağzına sağlık. Çok güzel, temiz bir okuyuş. Okuduğun ayetler de gerçekten çok manidar. Sen Haşr-ı Şerif'i tilavet ederken ben peygamberlerin durumunun ne kadar zor olduğunu düşündüm. Yani bir rivayete göre Musa Aleyhisselam, orada zikredilen, ben sizi Allah'a davet ediyorum, cennete davet ediyorum, siz beni cehenneme çağırıyorsunuz diyor peygamber. Allah Allah. Ben sizi
gafur olan, çok affedici olan, çok güçlü olan Allah'a davet ediyorum. Siz beni küfre, şirke davet ediyorsunuz diyor. Böyle bir mücadele. Hak batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Bu davanın tebliğcisi olan kimselere düşen vazife, sabırla, metanetle bu ulvi davayı sahiplenip insanların ruhlarına o maneviyatı üflemektir. Allah yardımcımız olsun diyor. Amin. Tebrik ediyorum. Eyvallah. Allah razı olsun kıymetli hocam. Ve Duhan Berkan Karadeniz için final değerlendirmesini Doktor Mehmet Ali Sarı hocam yapacaklar. Buyurunuz hocam. Teşekkür ediyorum Bekir Bey kardeşim. Kur'an güzel, ses güzel, vakit güzel, insanlar güzel. Bu güzellikler içinde, bu cennet misali güzellikler içinde yüzüyoruz. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a namütenahi şükürler olsun. Ramazan'ın ilk günlerinden beri dolduk, taştık. Sizin seçerek huzurumuza getirdiğiniz hadisler, anlamları, arkadaşlarımızın teker teker böyle buldukları o güzellikler, böylece bir doyum hasıl oldu. Ve bu doyumun son tilaveti de kardeşimizden dinledik. Daha ne söyleyeyim? Cenab-ı Hakk'a namütenahi şükürler olsun. Hâzâ min fadli Rabbi diyorum. Kardeşimin gözlerinden öpüyorum. Teşekkürler Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Evet, Duhan Berkan Karadeniz hocam. Evet. Geçtiğimiz tilavette burada nefesimizi tutmuştuk ve puanları beklemiştik. Yine aynısını yapalım mı hocam? Yapalım inşallah. O zaman sizi puanlama noktasına alalım lütfen, buyurunuz. Halil Necipoğlu hocam. Çok teşekkür ederim. Sondan bir evvelki tilavette değerli dostumuzu tereddütsüz 100 puanla göndermek istiyorum. 100 tam puan. Osman Egin hocam. Peki Köse hocam, teşekkür ediyorum. Berkan hocama da tekraren teşekkür ediyorum. Gün birinciliğinde Özgün efendim, yani Duhan Berkan Karadeniz'in tilaveti vardı. Bugün bazı hesaplar yaparak o tilaveti başka bir şeye değiştirmişsin. Onu kaçırdığımı düşünme. Ama her haliyle güzeldi. Tekrar teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ve ben size bu akşam 99 puan veriyorum. 99 puan. Doktor Hafız Osman Şahin hocam. Teşekkür ederim Bekir Köse kardeşim. Ben de teşekkür ederim. Evet, ben Hafız Duhan Berkan Karadeniz kardeşimize, İstanbul'umuzda görev yapan bu kıymetli müezzin kardeşimize 98 puan veriyorum. 98 puan. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum Bekir Bey kardeşim. Ben de teşekkür ederim. Ben de Osman Şahin kardeşimizin puanını tekrarlıyorum. 98. 98. 98 puan. Böylelikle Duhan Berkan Karadeniz hocalarımızdan toplamda 395 puan almış oldular. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve uğurluyoruz. O Kur'an'ın şifa oluşunu hem beyinlerimize hem gönüllerimize işletin. Aydınlık bir görünüş, güzel bir tilavet. Allah'ın lütfu, ses. Her kim böyle yalan rüya uydurup da İnsanların üzerine bir baskı kurarsa bir puan artırarak. Hocam bak, deminden beri hep vicdanımın sesini sizin sesiniz olarak kabul ettim hatırlarsanız. Ve heyecan devam ediyor. Final kartınızı kullanmak istiyor musunuz? Hafta finalinin birincisi ve büyük finalin yolcusu olan yarışmacımız
huzurlarınıza İslam Aydın geliyor. İslam Aydın. Merhabalar hocam. Merhabalar. Kıymetli hocam, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah, sizi tekrar görmek çok güzel. Ve siz Giresunluydunuz. Evet. Trabzon Akçabat'ta görev yapıyordunuz. Evet. Eşiniz de Iğdır'da öğretmendi. Evet. Evet. Buradan Trabzon'a, Akçabat'a, Giresun'a, Iğdır'a selam olsun diyoruz. Hazır mısınız hocam? Hazırım inşallah. Bizler de hazırız. Sizi rahleye davet ediyorum. Buyurunuz. İslam Aydın, İsra Suresi 78 ila 84. ayetleri tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك رب ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ İslam Aydın için burada bulunan misafir hocalarımızdan puanlama yapmalarını istirham ediyorum. Buyurunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Doktor Hafız Osman Şahin hocam. Teşekkür ederim Bekir hocam. Ben de teşekkür ederim hocam. İslam hocam, ağzına sağlık. Allah razı olsun hocam. Evet, İslam aydınlık, senin yüzün de aydınlık. Allah önün de aydınlık olsun, bahtın açık olsun. Amin, amin. Güzel de ayetler okudun. O Kur'an'ın şifa oluşunu hem beyinlerimize hem gönüllerimize işledin. Allah senden razı olsun. Amin. Efendim, ben bu vesileyle belki yarın akşam ifade etmeyi unutabilirim diye söyleyeyim. Öncelikle bugün Ramazan boyunca yarışıp da finale gidecek olan, büyük finale katılacak olan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Ama finale gidemeyip de burada yarışan arkadaşların hepsi Allah'a çok şükür birbirinden kıymetli. Bundan dolayı da bugün şükür makamındayız. Allah sayılarını, adetlerini çoğaltsın. Amin. Bu vesileyle de bu yarışmada emeği geçen teknik personelinden sizlere, hocalarıma, burada bizi yalnız bırakmayan jüri hocalarımıza ve seyircilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve İslam kardeşimizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkürler Doktor Hafız Osman Şahin hocam. Evet, Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum Bekir kardeşim. İslam Aydın kardeşimizi dinledik. Evet, aydınlık bir görünüş. Güzel bir tilavet. Allah'ın lütfu, ses herkese verilmeyen, ona da verilmiş. Bununla tilaveti kainata dinlettik. Ve Ramazan'ın bu güzelliği içinde Kur'an'ın ayrı bir güzelliğini de tattık, tadıyoruz. Kendisini tebrik ediyorum bu haliyle, gözlerinden öpüyorum. Çok Allah teşekkürler çok Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Osman Egin hocam. Bekir Köse kardeşim, teşekkür ediyorum. Tilaveti icra eden çok kıymetli dostumuz İslam Aydın hocamıza da teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ramazan boyunca toplumumuzda böyle problem olan, özellikle beşeri ilişkilerimizde, münasebetlerimizde, yakın ilişkilerimizde, ilişkilerimizi bozan, bizi birbirinden uzaklaştıran problemlere ışık tutmaya çalıştım ben. Efendim, gücüm nispetinde, ilmim nispetinde, bilgim nispetinde diyelim. Temel problem, yani temel amacımız bu problemleri aza indirgemek. Problemler bitmez. Bu bağlamda son mesajımı da yine bu şeyi de vermek istiyorum. Bu bağlamda vermek istiyorum. Şimdi mesela yine ikili ilişkilerimizde çok sıkça yapılan bir şey vardır. Rüya uydurmak. Yani birisine böyle kötü bir şey söyleyecek. Söylese olmayacak. Bu der ki, seninle ilgili rüyada şöyle gördüm. Ha, bu çok tehlikeli bir şey. Yeni rastladığım bir hadis-i şerif. Kıymetli dostum benim. Diyor ki, her kim böyle yalan rüya uydurup da insanların üzerinde bir baskı kurarsa, sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kullife en yaqita beyne şa'irateyni. Mahşerde ona iki arpa verilir.
denir ki bu iki arpayı bağla bakalım birbirine. Bağla bakayım bu iki arpayı birbirine, ona söylenir. Bağlarsa sıkıntı yok. Onu yapamaz, yapamayınca da ve'uzzibe. Bu uydurduğu yalan rüya yüzünden azaba çarptırılır. Aman ha, böyle bir şey yapmayalım. İnsanlara güzel bir şeyler söylemeye çalışalım. Doğru şey ifade etmeye çalışalım. Bu tür bir efendim davranışı da sallallahu aleyhi ve sellemin bu uyarısını dikkate alarak efendim içtinab edelim, sakınalım diye teklif ederim. Teşekkürlerimi arz ederim. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz hocam. Eyvallah. Halil Necipoğlu hocam. Evet, saygıdeğer kardeşim Hafız Bekir Bey. Teşekkür ederim. Evet, tabii yani İslam Aydın dostumuzu da tebrik ve teşekkür ederim. Çok güzel okudunuz. Şimdi bir yerde boğumlarınızı, tiz bölgede boğumlarınızı açarken durduramıyorsunuz. Daha doğrusu durduramıyor arkadaşlar kendilerini ve tam kıvam yerinde, karar noktasında cümle tamamlanması icap ederken bir baskı daha uygulayıp yukarısını daha, bu yanlış, bu olmuyor yani. Yani tiz bölgenin başlangıcıyla gelişmesi ve nihayetini iyi tespit ederseniz fazlalık o takdirde kulağa nahoş geliyor. Fazla üstüne abanmak tabiri caizse. Burada biraz öyle oldu demin de. Ama sizin muazzam güzel sesinizi gölgeleyemez. Sizin icranıza halel getiremez. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Teşekkürler Halil Necipoğlu hocam. Evet, İslam Aydın hocam. Hafta finalinde son değerlendirmeleri aldık ve şimdi son puanlamaları alacağız. Hazır mısınız? Hazırım hocam. Sizi puanlama noktasına davet ediyorum. Buyurun. Doktor Hafız Osman Şahin hocam. Teşekkür ederim Bekir hocam. Evet, ben İslam Aydın kardeşimize ...98 puan veriyorum. 98 puan. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ederim Bekir Bey kardeşim. Ben de teşekkür ederim. Bendeniz de İslam Aydın kardeşimizi tebrik ederek 98 puan veriyorum. 98 puan. Osman Egin hocam. Bekir kardeşim teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Tilaveti gerçekleştiren İslam Aydın hocama da çok çok teşekkür ediyorum. Bilvesiyle Trabzon'umuzu, Akçabat'ımızı, Araklı'mızı hürmetle selamlıyorum. Ve bu akşam size son puanım olarak ben de 98 puan veriyorum. 98 puan! Halil Necipoğlu hocam. Bir puan artırarak. Hocam bak, deminden beri hep vicdanımın sesini sizin sesiniz olarak kabul ettiğim, hatırlarsanız. Yine sizin sesiniz olarak kabul edeyim. Artırayım. Ben de destek vereyim hocam. Peki. Neydi o evvelki? Bir önceki puan. Evet. 97 idi hocam. 98. 98 puan. Yine sizi dinledim her zamanki gibi. Böylelikle İslam Aydın hocalarımızdan toplamda 392 puan almış oldular. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve uğurluyoruz. Saygıdeğer izleyenlerimiz, kıymetli Kur'an dostları. Bin ay yaşayamaz belki insan. Ama içinde bir an var ki, o an Kadir Gecesi. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Kavuşturana hamdolsun. Rabbim inşallah o geceyi,
yarın geceyi layıkıyla değerlendirmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Duasıyla. Efendim, Kur'an bülbülleri hemen yanı başımda. Bugün hafta finalinde çok değerli bülbüllerimizin tilavetleriyle gönüllerimiz coştu. Allah onlardan razı olsun. Onları yetiştiren annelerden, babalardan, hocalarımızdan razı olsun inşallah. Hafta finalindeyiz ve büyük finale, yarına hazırız. Hepsi gönlümüzde birer inci. Yarışma formatı gereği hafta finalinde bir üçüncü, bir ikinci, bir birinci belirleniyor. Ve bu akşam burada bulunan seyircilerimizden aldığı 96 puanla toplamda 488 puana ulaşarak hafta finalinin üçüncüsü olan yarışmacımız, alkışlarınızla İslam Aydın. Burada bulunan seyircilerimizden aldığı 95 puanla toplamda 490 puana ulaşarak hafta finalinin ikincisi olan yarışmacımız, alkışlarınızla Duhan Berkan Karadeniz. Burada bulunan seyircilerimizden aldığı 99 puanla toplamda 499 puana ulaşarak hafta finalinin birincisi ve büyük finalin yolcusu olan yarışmacımız, güçlü alkışlarınızla Muhammed Esed Can. Ve heyecan devam ediyor değerli izleyenlerimiz. Daimi jüri hocalarımızdan Osman Egin hocam final kartını kullanmıştı. Şimdi kıymetli hocalarımızdan Doktor Mehmet Ali Sarı hocam ve Halil Necipoğlu hocamın önlerinde final kartları var. Eğer takdir ederlerse final kartlarını kullanıp buradaki yarışmacılarımızdan büyük finale uğurlayabiliyorlar. Ben şimdi sormak istiyorum. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam, final kartımızı kullanıp bir yarışmacımızı büyük finale uğurlamak ister misiniz? Evet, final kartımı kullanmak istiyorum. Ve değerli kardeşlerimi tebrik ederek, gözlerinden öperek Hafız Duhan Berkan Karadeniz kardeşimi gönderiyorum. Ve Doktor Mehmet Ali Sarı hocamız Duhan Berkan Karadeniz için final kartını kullandı ve büyük finale uğurladı. Halil Necipoğlu hocama sormak istiyorum. Siz final kartınızı kullanmak istiyor musunuz? Ben bu tarihi ana bir isim yazmak isterim.
O da kıymetli kardeşlerimizin içinde bir kıymetli Cemiloğlu, Abdurrahman Cemiloğlu. Abdurrahman Cemiloğlu için kullandı Halil Necipoğlu hocam. Kendilerini tebrik ediyoruz. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Efendim, bu akşam yine bizi yalnız bırakmadınız. Kadir gecemiz mübarek olsun inşallah. Büyük finalde görüşmek üzere. Sizleri kainatın yegane sahibi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.